Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar Evet yine tekrar sizlerle buluşmaktan çok çok mutluyum var ee, yani nasıl başlasam diye düşündüm e, dileklerime e, yani biliyorsunuz e, yani bir hafta içinde yani 10 gün içinde e, ciddi bir problemimiz vardı şükürler olsun Yüce Rabbimden yani sağlığımıza kavuştuk. Tabii ki kendimizi doktorlara da emanet ettik. Allah razı olsun onlardan. Ee, sağlığımıza kavuştuk. Tabii ki bu sağlığımızı e, düzenli bir şekilde sokmak. Bizim kendi elimizde bazı şeylerden fedakarlık yapıp kendimize bu sefer e, sıkı bakacağız. E, rejimimizi yapacağız. ilaçlarımızı içeceğiz. E, sevgili dostlar e, bakalım inşallah e, güzel bir... E, yani yaşam dileğiyle tüm se, e, yarış severlere hepinize sağlıklı yaşam e, dileğiyle başlayalım. E, yani ufak bir video çekmiştim. Arkadaşlar buradayız, sağlığımıza kavuştuk diye. Bayağı benim çok merak eden e, arkadaşlarımız oldu. Telefonla arayan arkadaşlar oldu. Sağdaki arkadaşlar çok çok üzüldüler. E, telefon türevinde bayağı bir e, arayan oldu. Onlara da buradan e, teşekkürlerimi gönderiyorum. Ee, ve de sizlerin gerçekten e, güzel e, dileklerinizle. Yani yorumları okurken gerçekten ağladım arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. E, Allah kimseye yani böyle e, bir şey vermesin yani sıkıntı vermesin. Sağlığımıza tabii ki öncelikle dikkat edelim. E, bazen tabii ki dikkat etmiyoruz. E, önümüze hep bakıyoruz. Ama e, başımıza gelince... E, Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu, hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyoruz. Tabii ki e, başımıza gelmeden bilmiyoruz e, diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama e, bundan sonra e, zaten dikkat etmek bizlerin elinde. Diyelim hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Tekrar tekrar sevgili dostlar çok güzel dilekler, çok güzel yani e, dua ederek bazı arkadaşlara... E, Mesaj olarak döndük. Bazen dönemedik. E, kusura bakmasınlar. E, güzel dilekleriniz için tekrar sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizlere sevgili dostlar. Evet. E, sağdaki hem arkadaşlar da biliyorsunuz bayramdan sonra bir e, yayın yapayım demiştim. Kendimi bir dinleyeyim. E, birazcık dinleneyim. E, tabii ki sağdaki arkadaşlar da beni hem bugün babalar günü bu arada her herkesin babalar gününde Kutlarım sevgili dostlar. Nice e, babalar günü görmek e, nasip etsin yüce Rabbim. E, bayramımızın birinci günü e, kurban bayramımızı enişten dileklerine kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. E, kurban bayramımız ağız tadıyla geçmesi dileğiyle, kesilen kurbanlarımızın da Allah kabul etmesi dileğiyle sevgili dostlar evet yorumlara geçelim. Hem arkadaşlarla konuştuk. Birkaç bir şeyler aktardı. Bizim de baktım ben bugün de bir programa. E, bakalım sizlerle e, buluşturmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek e, hemen koşullarımıza geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde şart 3, 3. 3. 3 ve Kore İngilizlerin 2100 metre çime çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman Toro Rosso gibi ayağına çok seri bir safkan var. Tabii ki burada e, Panega'da arkasına yatırır Ali Yıldız eşliğinde Toro Rosso. Bu safkanı çok dikkat diyeceğim ben. Yaptığı son iki koşu dokuzunculukla ayrıldı ama e, yani enteresan bir safkan sevgili dostlar. Bu safkanı dikkat edelim. ilk tercih olarak sizlere ben önereceğim. Ters bir yarış yapabilir. Sürprizle başlayabiliriz. Dikkat. Sonradan 2 nolu Demirkurt. Yani bu mesafe iyi koşar. Ee, İstanbul çimini tanıyan, iyi tanıyan Özcan Yıldırım'la da 6'lı 2 yaptılar. 2 Demirkurt, Paneca, 5 nolu Safkan, 1 ve 4 nolu Can yoldaşımına da dikkat diyebiliriz. 6'lık ayağımızın ilk ayağında. Evet 6 başta olmak üzere. 2, 5, 1 ve 4 benim sıralamam birinci koşta. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşumuza şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1500 sentetik 7 safkan yer alıyor. Birinci ve eşlik ayarımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burası gerçekten zor bir grup. yani çekişmeli geçecek. 6 ile 7 nolu safkanlar bu grupla ilk defa start alacak. Koşuya baktığımız zaman kılıcı bu süratlendirecek. 4 nolu Kaşıkçı Bey'i ona keza 7 bir Yani birazcık tempolu gidecek bir koşu Biliyorsunuz Kaşıkçı Bey Şanlıurfa Kocaeli'de üst üste kazandı Son çim yarışı Bursa'daydı Yine güzel bir üçüncülük elde etti Yani burada ben 4 nolu Kaşıkçı Beyler Ahmet Çelik'le Çok enteresan bir koşu gelebilir ilk tercihim bir nolu Eray Kağan Muhammed Mirbilgin'le o da yaptığı son koşunu Bursa'da kazandı. Şimdi e, İstanbul'a gelecek. İyi koşar. E, biri de eksik etmeyelim. Üç nolu Demir Kardeşler Tabişle, e, ve de iki nolu Kılıçbo Mehmet Akgöz'da yazdık mı rahat bir yarış izleriz gibi düşünüyorum sevgili dostlar. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? Dört başta olmak üzere bir, üç ve iki şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşumuza şartlı dört üç yaşlı İngilizler 1900 için 5 safkan yer alıyor. Yedi plasa ve birinci üçlü gayrımıza bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman Furkan Çetin eşliğinde iyi bir e, koşu çıkartmasını beklediğim bir tane safkan var. E, o da çıkıp büyük ihtimalle liderliği alıp bir solukta bitirmeye çalışacak. Çünkü İstanbul'da 2200'de Fesli Çetin baş eşliğinde handikap 15'i kazanarak İyi bir sonucu imza atmıştı 59 kiloyla. Şimdi baktığımız zaman gruba yani burada bir tek Nihat Canla koştu onu geçme başarısı göstermişti. O da 1200 metre çimde herhalde İzmir'de baktığımız zaman yani iyi koşacaktır ama tereddütüm yani burada ben hiç atlamayacak bir tane daha isim var onu da ben kuponunda yazma karar aldım. O da üç nolu Safkan olacak. Ee, Ankara'da son yaptı. Yani iki tane çim yarışı var. O da Ankara'da bir dördüncülük, bir ikincilikte, 1600'de güzel bir ikincilikle ayrılmış Verat işte. Sonra İstanbul'da sentetikte, sonra Antalya'da üst, Antalya'da kazandı. Sonra İstanbul'da handikap 15'i kazandı. Sonra tekrar şimdi çime çıkacak. Ee, bu üç nolu Safkan Ayan kurşunla hem İngiliz sapkın olması sebebiyle de ben 3'e de bir şans vermek doğru olacağını düşünüyorum. 1 ile 3 diyerek buraya da bu iki sapkanına geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir biraz daha önde tutuyorum. Ufak bir çeve şey oynayacak arkadaşlar için yani risk alınabilir mi? Alınabilir. 1 diyebilirsiniz. Ama 3'ü de sigorta amaçlı ben kurgumda yer vereceğim. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altılgayımız başlıyor. Handikap 16 3 ve Kore İngilizler 2000 metre pardon 1200 metre sentiliğe çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da bir nolu serseri hat sevgili dostlar. Benim ilk gözüme çarpan bir safkan yani baktığımız zaman Adana Çim'inde olsun İstanbul Sentri'de 1500'e iyi bir koşu çıkartıp kazanmıştı. Ayağına seri bir safkan yarış tempolu girecek. Yedinoğlu safkan olsun e, bu da temponun içerisine girecektir. E, yani bir çok çok önünü tuttuğuma rağmen bunun yanına iki hatta daha önereceğiz. O da kim? nolu Safkan Özcan Yıldırım'la ilk defa tercihlenmiş. Üst üste İstanbul Handikap 14 ve Handikap 15'i kazandı 1500'de. 1300'de de aynı şekilde Meydan'a veda ederken iyi bir performans çıkartmıştı. Özcan'la 52,5 kilo bile de e, yani buna da dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 ile es geçmeyeceğiz. Öyle 8 10 safkan bomboş gülere eray çizikle mutlaka yazalım. O da İstanbul Handikap 15'i eray çizikle kazanmasını bilmişti. Yine etkili koşacaktır. 1 2 8 benim sıralamam. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanları varsa kuponlara iliştirebilirsiniz. Benim tuttuğum safkanlar bunlar olacak. 1 2 ve 8 şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşu. 5. koşu şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çime çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. 2 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak pistte çıkacak. Evet burada ben sağdan e, arkadaşlara güvenerek burada bir tane isim bana e, geldi. Onu da sizlerle e, bank olarak e, söyleyeceğim. O da kim? 5 nolu safkan Ahmet Çelik'le abi dedi at mükemmel harika bir eşkal. E, yani İstanbul'da Çalışmalarım mükemmel. Yani biz bu safkanı Ahmet Çelik bir hata yapmadığı sürece e, geçilmez diye düşünüyoruz dediler. Onlar da 5 nolu safkan şartlı bir de bana banko olarak elime ulaştı. E, dedim rakip olursa yani bankoyu başka yerde değerlendirecek arkadaşlar olursa ne önerirsiniz diye. E, yani burada abi 3-6-9 e, çıkıyor. Yani Ama biz 5 nolu safkan tarafındayız. 1. altılı gayen 5. ayında. 5 bizim bankumuz olacak dediler sevgili dostlar. 3 6 rakip isteyen arkadaşlar değerlendirebilir diye e, elime ulaştı. Evet geçelim. Yani ben de güvenerek 5 nolu safkanı e, banko olarak tercih yapacağım. Güvenmeyen arkadaşlar tabii ki 3-6-9'a da yönelebilir. Evet geçelim. 6. koşu Kazım Karabekir koşusu grup 2. 3 yaşlı Araplar 1200 Çim burada da 18 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış birazcık tempolu gidecek gibi görünüyor. Ee, yani burada Jülde kız yani şöyle söyleyeyim e, üst üste yaptı harika çim yarışlarından sonra e, yani daha geçilmedi. Ahmet çektiği 2 iki yaptılar. E, yani baktığım zaman Ayhan'ın seri safkan 9'un Kuzgun Bey olsun 14'ün oğlu safkan e, yani yarışı baya bir süratlendirecek. E, Jülle kız kim liderliğe alırsa onun arkasına yatacak bir mucizem Yani bir de kalabalık bir grup. eğer e, Yani bu kadar kalabalık grubun içerisinde Jülle kız eğer önlerde hemen yerimi alayım demeye çalışacaktır. Kulvar 13. E, yani yer bulabilecek mi onu bilmiyorum. Önü sıkışabilir, kapanabilir. Geri planda eğer kalırsa birazcık e, zorlanabilir. O yüzden ben... Rakip hanesinde e, önereceğim safkanlar var. Tabii ki 18 ilk tercihim olacak. 8 nolu safkan Koca Efe bunu en ciddi rakibidir sevgili dostlar. Sonra 6 nolu Gür, e, Gürbüz Tay. Ve de tabii işte o da iki yarış gördü. Üst üste iki yarışında kazandı. İstanbul'da 1000 metre çim arkasında 1300'e kesinlikle yabana atılmayacak bir safkan 6. Ve de burada Kuzgun Bey'e de dikkat diyeceğiz 9 nolu safkanımıza. Evet 8, 18, 6 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 6. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşu babalar günü koşusu. Grup 2. 4 ve yukarı Arapların 1500 sente çıkacak. 9 safkan yer alacak. Evet son e, babalar günü koşusunu kazanan Deniz Efe vardı. Özcan Yıldırım'la yine üst üste kazanma çok yakın e, görüyorum e, yaptığı son koşunda e, rakip önermiştik. Rakibi neden önermiştik? Çünkü 2000 metre sentede ilk deva çıkacak diye rakip önermiştik. E, ama yine e, Denizefe, Denizefe gibi koşarak Ahmet Çelik koşuyu kazandı. Yine yani bu mesafede zaten e, yani bu grupta e, ben geçirmeyecek diye düşünüyorum e, ve de benim ikinci banko ismimiz olacak dört nolu Denizefe Ahmet Çelik de bankomuz. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1900 çim 9 safkan yer alacak. Evet burada da e, kurgumuzda ben e, 4 safkan pardon 3 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler 4 dolu safkan yaptığı son koşusunda zaten e, uzuna çıktığı zaman farklı koşacaktı. Ve de çok e, iyi bir koşu çıkarttı ondan önceki koşusu 1600 de gerçekten uçarak gelmişti. Hatta bir iki boyla geç çıkmıştı. Müthiş aksiyonlarla geldi. E, yaptığı son koşusu zaten uzuna çıkınca performansı tartışılmaz olarak ortaya çıktı ve de koşuyu kazandı 1900'de. Yine mesafe 1900. E, yine uygun bir grup gibi görünüyor ama tabii ki hanesinde önereceğimiz safkanlar var. 4 ilk tercihim. 2. atım 1 nolu safkan. O da yaptığı son ilk çıktığı çim yarışında müthiş bir koşu çıkardı Mehmet Kaya ile kazanmasını bilmişti. Ayen kurşunu şimdi üstünde görürüz Dekter'e iyi koşacaktır. Ve de Altınoğlu Safkan'ı da Müslüm Çelik'le dikkat diyebiliriz. Son yaptığı 2200'de güzel bir ikinci e, ikincilik elde etti Erhan Akdula. Ondan önce zaten 1600'de Birnoğlu Safkan'ımızın kazandığı o koşta. E, önlere Ercan Çankaya biraz gerken yürüdüğünü düşünüyorum. Çünkü e, son koşusu birazcık daha yani bekleme yarışı yaptı gücü e, oranla birazcık bekledi. Sonra sprinte kalkınca güzel bir ikincilik elde etti. Mesafe 1900 yani iyi ayarlarsa e, sprintini giriş altına Müslüm Çelik'le fotolayabilir. Dikkat diyeceğim bu safkana da 6'yı da göz ardı etmeyelim derim. 4-1-6 benim sıralamam 8. koşta. Evet geçelim 9. ve son koşumuza şartlı bir koşuyla kapanışı yapıyoruz. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çime çıkıyor. 11 safkan yer alacak. Evet burada ben çok tuttum. 2 safkan var. Dileyen arkadaşlar bu 2 safkan da geçebilir. Onlar kimler? 2 nolu safkan Ayan Kurşun'la ve de 7 nolu safkan Akın Sözen'le. Ben 1-2 adım daha önde tuttuğum bir safkan. Ama e, son koşu şartlı bir olduğu için şartlı bir de bir tane şartlı birimiz daha vardı orada sahadaki arkadaşlar bana banka olarak iletmişlerdi. Onu sizlere önerdik. Bu şartlı bir de 27 çizgi 4 5 3 olarak elime ulaşan safkanlar oldu sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul kurgumuz bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Tüm yarı severlerimizin sevgili dostlar. Kurban Bayramımızı enişten dileklerimle kutluyorum tekrar tekrar babalar günümüzü kutluyorum tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun ölmüş babalarımızın da ruhuna gitsin inşallah dualarımızı eksik etmeyelim tabii ki onlar için onların da babalar gününü kutlayalım bizim de babamız rahmetli oldu işte bakalım havalar birazcık daha şey olsun. Sıcaklık gitsin. Ee, akşam üzeri çıkacağım artık ben de ee, dışarıya. E, biliyorsunuz e, sağlık problemimizden dolayı fazla güneşte kalmamızı tavsiye etmiyorlar. Bizler de e, uyumaya çalışacağız bakalım. Evet herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Hayırlı bayramlar.